Ne oldu? Bir şey olduğu yok. Ne? Öylesine geldim işte. Ferhat Bey, ne demeye çalışıyorsunuz? Ya çözüm bu mu yani şimdi he? Hayır, çözüm sizin ne istediğinizi söylemeniz. Ya Hazan, sen değil miydin bu herif delinin teki? Akıl hastanesine kapatılması lazım diyen. Şimdi bu yaptığın de. Bunun için mi geldiniz buraya? Ben bunu biliyordum zaten. O zaman niye biliyormuş gibi davranmıyorsun Hazan? Ben kardeşim ve annem için buradayım. Bunu daha önce de söyledim zaten. Şimdi müsaade ederseniz işlerim var. Niye tavır yapıyorsun şimdi? Ben tavır falan yapmıyorum. Ben anlatamadım galiba. Ne anlatabildim ne de sizi anlayabildim. Neyini anlayamadın acaba söylediklerimin? O zaman daha açık anlatın. Belki de benim anlayışım kıttır. Orası belli zaten. Bakın Ferhat Bey. Sizin de birçoğuna şahit olduğunuz gibi hiç de hoş olmayan şeyler yaşadım ben. Şimdi müsaade ederseniz... Bir bu eksikti zaten. Seni gidi seni. Seni yaramaz. Yakaladım seni. Kulağa bak. Eğer o kıza bir şey olursa, bir şey yaptığını görürsem ya da duyarsam seni öldürürüm. Bu Hazan merakı nereden geliyor sevgili kardeşim? Dur. Olasılıkları tekrar bir gözden geçirelim. Bir. Ki bence en yüksek olasılık bu. Hazan'a karşı bir şey hissediyorsun. Ki bu beni çok üzer. Yani şimdi durduk yere Habil ile Kabil trajedisi yaşamayalım değil mi? Ama kendini itiraf edemiyorsun. Çünkü eğer itiraf edersen aşağılık bir pislik olduğunu düşüneceksin. Doğrusunu söylemek gerekirse aşağılık bir pislik olduğunu bileceksin Zeynep yüzünden. İki. Ki bence bu çok yüksek bir olasılık değil. Zeynep'i kurtaramadığın için şimdi başka bir kadını kurtararak kefaletini ödemek istiyorsun. Hadi ama Ferhat. Burada baş başayız ki kardeşiz. Açık açık konuşalım. Ben sana son sözümü söyledim. Akıllı ol. Akıllı. Akıllı ol. Canım. Hadi kalk artık. Yapıştın yatağa. Bir sakıncası mı var? Tarık'ın nişanlısı Mercan ve ailesi yemeğe geliyor. Bana ne? Hepimiz beraber sofrada olalım. Neden? Biz buradayız demek için. Tamam mı? Genco Sözde sofrada olmamızı ve gülümsememizi ister. Aile fotoğrafı vermek için. Ama bizim böyle köşeye çekilmemizden de zevk alacak. Madem o bizimle oyun oynuyor, biz de onunla oynarız. Bana yardımcı olur musun? Melek, ben... Yani biz konuştuk. Ne konuştunuz beni ilgilendirmez. Melek yeter. Kızım, ablanı bir dinle istersen. Sen dinle, benim işim var. Melek! Beni dinleyeceksin. Şimdi sırada ne var? Abla dayağı mı? Hayır, anne terliği. Kızım, ablanı dinle. Melek... Biz birbirimize kızdıkça, küstükçe, birbirimize olan inancımızı yitirdikçe ne oluyor? Bir şey elde ediyor muyuz? Hayır. Kaybediyor muyuz? Evet. Peki o kazanıyor mu? Evet. Biz bunu istiyor muyuz? Hayır. Aslında her şey çok basit değil mi? Şimdi çok uzun sürecek bir oyun oynayacağız. Biz bu hapishaneden kaçamıyorsak, bu hapishaneyi yıkacağız. Ama bunu yan yana yapabiliriz Melek. Başka türlü olmaz.
Ben Hülya'ya güvenmiyorum. Onun önünde bundan sonra hiçbir şey söylemeyeceğiz. Sanki yola gelmiş gibi yaparız.